Evet Dejder, ekonomi konuşacağız bu bölümde. Hemen yanımda Tınaz Tiz var. Eski devlet bakanı ama burada bulunmasının sebebi eski devlet bakanı olması değil. Tınaz Bey bakanlıktan ayrıldıktan, siyaseti bıraktıktan sonra da uzun yıllardır Türkiye'nin dertleriyle dertlenmeye devam ediyor ve o yüzden de yazıyor, çiziyor. Biz de keyifli okuyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Kendisi aynı zamanda hani bilgisayar nedir diye bilinmezken Türkiye'de bilgisayar okumuş, dijital teknolojiler okumuş. Sonra da bununla ilgili bir bakanlıkta ilk kez olarak böyle bir bakanlıkta görev yapmış bir isimdir. Sağ olsun kırmadı bizi geldi. Doçent Doktor Oğuz Emir'i tanıyorsunuz. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve Profesör Doktor Ali Hepşen'i de tanıyorsunuz. O da İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. İzin verirseniz Tınaz Bey'le başlamak istiyorum. Tınaz Bey, geçen hafta asgari ücret açıklandı. Asgari ücret açıklanmasıyla beraber çok ciddi tartışmalar başladı. Sosyal medyanın popüler isimlerinden bir profesör çok ciddi bir şekilde hedef alındı. Çünkü asgari ücretin artmasının çok tek başına bir anlam ifade etmediğini söylemişti. Ve bu yüzden de işçi düşmanı ilan edilip çeşitli televizyon kanallarında hedef gösterildi. Hatta bu kanaldan birine bağlanıp o kanalın yüksek reyting almasına da sebep oldu kendileri. Ama ben de şunu yazdım. Dedim ki bunu söyleyen ilk o değildir. Tınaz Bey 2016 yılında bunu şahane bir makaleyle çok daha anlaşılır biçimde anlatmıştı. Ve şimdi ciddi bir asgari ücret zammı oldu. Ne oluyor? Bu zam ekonomiyi, şirketleri nasıl etkiler? Bir yandan insanların yüksek ücret alması hoşumuza gidiyor, yüksek ücret verilmeli ama o ücretin erimesinin önüne geçilecek politikalarda beraberinde olmadığı zaman bu ücret verildiğinden daha hızlı biçimde aslında negatife dönüyor. Bunu bize nasıl anlatırsınız? Teşekkür ederim. Şimdi efendim Mayıs 2022, 1998'de ilk yazılmış bu. Bu fiyat artışları, çığ etkisi ve kronik enflasyon başlığı altında. İzin verirseniz şöyle küçük bir örneği hani sesle çizgiler gibi anlatayım. İki tane ürün düşünün. Demir çelik ve taş kömürü. İkisinin de üretimi birbirine bağlı. Çapraz olarak birbirine bağlı. Girdileri var, çıktıları var. Herhangi bir nedenle bir tanesinde bir zam yaptığınızda öbürünün maliyeti artıyor. Dolayısıyla fiyatın artmak mecburiyeti kalıyor. Onun fiyatı artınca ilk zam yaptığınız ürünün tekrar maliyeti artıyor. Ve böyle bir sürekli birbirinin içinde hani kuyruğunu ısıran kedi gibi kısır döngü oluşuyor. Şimdi ekonomistlerin yanında böyle şeyler konuşmak doğru değil ama işte Devlet Planlama Teşkilatı'nın maliyenin kullandığı bir matris var. 65'e 65. Tüm önemli mal ve hizmetleri içeren bir şey. Orada her bir mal ve hizmetin diğerleri açısından 64 tanesinin bunlara nasıl girdi, hangi ölçüde girdi teşkil ettiği yazıyor. Bu tamam. Şimdi düşünün ki bunlardan herhangi birinde bir değişiklik olduğu takdirde, fiyatında değişiklik olduğu takdirde diğer 64 taneye çeşitli ölçülerde yansıyor. Ama iş orada bitmiyor. Onlara yansıdıktan sonra o 64 tane tekrar o zam yapılana geliyor, girdi olarak çeşitli ölçülerde giriyor. Baştan hesaplanmayan yeni bir zam ihtiyacı çıkıyor. Yani bir 64'ü etkiliyor, 64 deniyor, biri etkiliyor, bir tek 64 etkiliyor. Görüyor 60 ve bu gittikçe ufalıyor ama sıfır değil. Yani ilk %10 zam yaptınızsa belli bir yere kadar çıkıyor. Şimdi burada insanın önce aklına şöyle bir şey geliyor. Diyelim ki yüzde x kadar zam yaptınızsa herhangi bir mal veya hizmete olsa olsa fiyatlar genel seviyesi en fazla olacağı, o x kadar artar. O kadar artar. Daha fazla artmaz. Şimdi böyle mi olur? Öbür türlü mü olur? Bunu bir o zamanın imkanlarıyla bir algoritma yazdık. Bir bilgisayar programı haline getirildi. Ya hayretle gördük ki öyle olmuyor. %10 kadar yaptığınız zam bazı kalemlere, o bazılarının da ne olduğunu söyleyeceğim. Fiyatlar genel seviyesini %20-25 arttırmaya başlıyor. Nedir o bazı kalemler? Elektrik enerjisi, nakliye ücretleri, işçilik ücretleri, petrol vesaire gibi döviz fiyatı bunlar.
hepsini birden defalarca arttırdığı için bu şekilde artıyor. Şimdi bunu ben ondan sonra TÜSİAD'ın Görüş Dergisi'nde yazıldı bu makale. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ben ekonomistlere bir çağrı yaptım. Dedim ki ya böyle bir şey doğru olamaz. Doğruysa eğer bunun mutlaka bir takım önlemleri olabilir. Mesela fon konulabilir bu kritik mal ve hizmetlere. Dolayısıyla bu dalgalanmaları absorbe etmek için. Absorbe eder durup dururken ortaya şeyler çıkmaz. Yok, yanlışsa yanlışını gösterirsiniz, o zaman da düzeltiriz filan filan. Hiçbir ses çıkmadı. Ondan sonra ben dış literatürü kurcalamaya başlayınca, bunun İngiltere'de bir ara Thatcher zamanında akla geldiğini, hatta bunun tersinin de doğru olduğunu, yani negatif zam yaptığınız zaman, bir şeyin fiyatı aşağı çektiğiniz aşağı zaman, aşağı çektiğinizde fiyatlar genel seviyesinin daha da büyük oranda aşağı düştüğünü, bunun işte petrol, elektrik falan gibi o ülkelerde ihtiyaç olan kritik kalemler açısından fonlarla kompanze edildiğini, işçi ücretleri konusunda böyle bir şeyin sendikalar ve genel anlayış dolayısıyla yapılamayacağını, dolayısıyla da orada uygulanmayacağına karar verilmiş. Dolayısıyla özet olarak söyleyeceğim bir tanesi şu ki, gerçekten tabii ki insanlara sonsuz zam yapılsın. Yani Almanya'daki işçi ne alıyorsa Türkiye'deki daha fazla alsın. Hiç o konuda bir tartışma yok. Ama bunun önemli olmadığı, önemli olanın satın alma gücünü ne kadar etkilediği önemli. Eğer yapılan zam satın alma gücünü olumsuz etkiliyor ise o zaman bu gerçekliğin farkına varılması gerekiyor. Yani verilsin verilmesin, asgari ücret artsın artmasın problemi değil. Bunun farkında olup olmamak meselesi. Özet budur. Yani. Peki bunun tersine yani o zaman şunu, her ücret artışı bir pahalılık dalgasını da beraberine getirecek gibi. Bunu engellemenin bir yolu yok mu? Yani ücret artışı yapmamak bir yöntem değildir herhalde. Hayır. Burada 94 yılında İstanbul Üniversitesi'ndeki bir hocamız bir makale yazmış. Orada çeşitli şeyler üstünde duruyor. Bora Büyük Yılmaz galiba adı da. Bora Ucakçıoğlu, pardon, affedersiniz. Çeşitli yanlış varsayımları yazmış, yanılgıları yazmış. İşte enflasyon hakkındaki tanımlar, kamu kesiminin en büyük suçlu olduğu gibi bir şey. Bunların hiçbiri doğru değildir. En çok üzerinde durulması gereken şey piyasada oluşan oligopol, kartel gibi şeylerin önlenmesidir diye. Şimdi birkaç ay evveline kadar uygulanan, akaryakıta uygulanan bir fon sistemi vardı. Çarelerden bir tanesi bu fon sistemi. Ücretler konusunda uygulanması bir miktar problemli ama diğer konularda uygulanıp enflasyon kontrol altına alındıktan sonra işçi ücretlerinin belli pazarlık esaslarına göre yapılmasında problem yok. O yapılabilir. Önlem o. İkinci önlem, şimdi her ne kadar uluslararası ortamı düzenleyen kurallar varsa da ulusların birbirlerinin ürettiği değerleri sömürmesinin önünde hiçbir engel de yok. Herkes birbirine ütmeye çalışıyor tabir caizse. Şimdi bu yolda işçi ücretleri yoluyla yapılan bir organizasyon var. O da şu, bir kuruluşun rekabet gücünü düşürmek isteyen bir yabancı rakibi o konuda Türkiye'de iş yapacak bir ufak şirket kuruyor. Bu şirkette olağan dışı ücret zamları veriyor. Kuruluşlar birbirlerini takip ettikleri için o sektördeki ücretleri dengeyi bozuyor ve ücret yapısını bozduğu zaman onun rekabet gücünü bozuyor. Dolayısıyla ya sonunda kendisi satın alıyor yahut da o kuruluşu batırıyor. Yapılacak şeylerden bir tanesi bu tip ücret zamları konusunda, yapay ücret zamları, yapay ücret konusunda, zamlarını uygulayarak bir düşmanca, evet, tutum sergilenmesini engellemek. Buna karşı bir takım enstrümanlar geliştirmek.
Bunun dışında zamlarla ilgili söylenecek başka bir şey. Peki şimdi mesela Türkiye bunu denedi baktığınız zaman. Türkiye'de 2013 yılında akaryakıt fiyatı, benzin üzerinden gidersek veya mazot yakındı fiyatları. Bu doğru oldu mu? Evet. 2013 yılında 2,5 dolar seviyesinde ve dünyanın en pahalı akaryakıtı. Evet. Bugün ise baktığımız zaman 1 dolar seviyesinde, 1 doların biraz altında hatta 90 sentler seviyesinde yapılan zamlarla beraber dünyanın, Avrupa'nın ya da en ucuz akaryakıtı, petrol ucusu ülkeler hariç. Bu sizin dediğinize uygun bir sistem midir? Ben şimdi tuhaf bir şey söyleyeceğim. O zaman pahalı mı olması yanlıştı, bugün ucuz olması mı yanlış? Ben bir şey söyleyeceğim. Çoğu zaman eleştiriliyor dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz diye. Dünya petrol fiyatlarının etkisi var ya Fatih Bey. Yani sadece bizimle ilgili değil. Yani mesela bahsettiğiniz dönemde 120 dolara kadar gelmişti. Çıkmış, yani evet. Dünyada petrol varil fiyatı. Şimdi bugün işte 80 dolar civarında. Evet o civarda. Bugün de bir %3,5-4 civarı zam değer yani. Kaybetti. Bana sorarsanız petrolün yüksek fiyattan satılması Türkiye'nin alabileceği en doğru kararlardan bir tanesidir. Hele hele bu post pandemi döneminde ki durum düşünüldüğü takdirde bu daha da bence doğrudur. Burada ince nokta akaryakıtın diğer ürünler olan etkisi. Evet, gölge etkisi, tekrar dağıtım etkisinin. Mesela o yani. Dolayısıyla işte o fon o bakımdan çok yararlı olmuştur. Onun durması şimdi her gün böyle acayip zamların gelmesine yol açtı. Dolayısıyla bence yüksek akaryakıt fiyatı bence çevre açısından, yeni paradigma açısından doğru bir iştir yani. Asgari ücretle ilgili bir ekleme yapabilir buyurun miyim? Sen. Yani ben mesela şöyle rakamlara da gelmeden önce bir baktım. En önemli zamlardan biri özellikle son 20 yıldır asgari ücrette 2016 senesinin başında %30'luk bir asgari ücret zammı var. 1000'den 1300'e. O sene enflasyon %8,53. Yani baktığınız zaman hani tabii ki yani tek güzel bir gözlemle bunu çıkartamayız ama ben geriye doğru gidip baktığımda da aslında çok böyle işçi gelirlerinin ya da işçi ücretinin artmasının enflasyon üzerinde böyle doğrudan ciddi bir etkisi olduğunu görmedim. İkincisi bahsettiğimiz kitle Türkiye'de gelirden en düşük payı alan %20, hadi bilemediniz %40'lık kitle. Şimdi burada enflasyonist etki yaratmasının nedeni mal miktarı, talep ettiği mal miktarının artmasıdır bu kitlenin. Şimdi bu %50'lik zam bir taraftan dönüp baktığımızda acaba işçinin talep ettiği mal miktarını ne kadar arttıracak ve toplam talepte ne kadar yeri var? Yani bu TÜİK'in rakamlarıyla kabaca söyleyeyim. İlk en fakir %20'lik kesim hani ya da %40'ı da alsak hemen hemen aynı şeye denk geliyor. %13 civarı. Yani 100 lira tüketiyorsa toplam Türkiye bunun işte ilk %40'ı 13 tüketiyor. 26 tüketiyor ikisini toplamı. Yani 13 aslında bir taraftan en düşük. Şimdi bu 13-15'e çıkarsa enflasyonist baskı olur. Ya da 16'ya çıkarsa. Ki keşke çıksa bu arada. Yani ben bir taraftan da baktığınızda kurdaki artış yüzünden yaşadığımız enflasyonu işçinin geliri yüzünden yaşadığımız enflasyon, illa bir enflasyon yaşayacaksak işçiden yaşamayı tercih ederim. Yani burada durduğumuz yerde kurun yukarı doğru gitmesinin yarattığı maliyet baskısını. Dolayısıyla hani bir miktar ampirik böyle hani çok birebir bir analitik bir şey de değil ama gözlem, böyle açık tanımlayıcı verilerle baktığımda böyle bir şey görüyorum. Ben burada asıl meselenin bence bilakis buranın talebini arttırmamızın önümüzdeki dönemde en önemli sorunumuz olacağını düşünüyorum. Yani erime, ücretteki erime. Yani belki 13,3 dedim ama 2020 rakamıydı bu. 2021'i gördüğümüzde, 2022'yi gördüğümüzde bunun onlara doğru gelmesi, yani derinleşen bir yoksulluğun artması aslında özel sektörü de tehdit eden şey. Çünkü hep de konuşuyoruz. Yani bu ülkede ekonominin sadece baktığınız zaman %30'u ihracat. Yani içerideki talep yine %60, %70. Ve bu talep her geçen gün bu kesimde de geriliyor, genelde de geriliyor. Bu şirketlerin büyüme temposunu ortadan kaldıracak bir şey. Bir ek daha, hani bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Yatırım yapın, yatırım yapın diyor mesela. Ama bu yatırım için gerekli koşullardan biri içerideki talebin güçlü oluşması. Yani insanlar neden yatırım yaparlar? Satacakları mal için yatırım yaparlar. Dolayısıyla bunu görebilecekleri bir ortamı yaratmamız lazım. O yüzden işçi ücretlerindeki ben Sayın Bakanımın zaten çok hani iyi niyetle bir çalışma yaptığını biliyorum ama burası enflasyonda asıl bakacağımız yer değil. Yani asıl bakacağımız yer işte bugün 3 lira artıp gece yarısından sonra 4 lira düşen kur. İstikrarsızlık. Evet.
Bu aslında bu Keynes'in para yanılgısı olayı. Yani sizin geliriniz artıyor ama diğer taraftan da önemli olanın ne anlam ifade ettiği. Yani nominal olarak 2500 liranın 5000 lira olması ya da 5000 liranın 10 bin lirası olması tabii ki önemli. Baktığınızda nominal artış anlamında ama iş o 2 ile 3 ile 5 ile ne alınabildiği. Üstüne üstlük bence şöyle bir sıkıntı da var. Özellikle enflasyonist ortamlarda gelecekte bu sıkıntı daha da derinleşecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü biz yılın başında asgari ücreti sabitliyoruz ve bütün yıl için bu miktarın aynı olacağını varsayıyoruz. Halbuki tabii. Şimdi herkesin beklentisi kabulü artan kurla beraber özellikle 2022 yılında belki %35, %40'ları bulan enflasyon. Şimdi o zaman kabaca %40 enflasyon üzerinden gittiğinizde yılın sonundaki 4250 liranın bugünkü karşılığı kabaca 3000 liraya falan denk geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir problem. Belki de düşünmesi gereken en önemli nokta ara dönemlerde eskiden olduğu gibi 6 ayda bir acaba bunu gözden geçirip gerçekleştirebilirsiniz. Hatta belki aylık yani. Ne olabilir? Çünkü eski deneyimler var 6 ayda bir gözden geçirme şeklinde. Bu önemli diye düşünüyorum. 2016'ya kadar öyleydi. 6 ayda bir yapılıyordu. Bu işin, evet aynen. Birinci kısmı sonra işte düşen enflasyon ortamında tek yılın başında uzlaşıyla sağlayabilmek önemli. Tabii gönül istiyor daha fazla verirsin. Bu işin diğer tarafı. Ama baktığımız zaman dediğimiz gibi bu işin satın alma gücünün ne olduğu ve bunun yılın başına sabitlenerek aslında yılın içerisinde aynı miktarın devam ediyor olması ilerleyen dönemlerde tabii bu satın alma gücü noktasında ciddi soru işaretlerini beraberine getirebilir diye tahmin ediyorum. Sözünüzü unutmayınız. Burada bu kritik kalemlerde fon uygulaması işine altını çizmek lazım. İşçi ücretleri konusu değil. Diğer elektrik, akaryakıt vesaire gibi bütün her yere girdi teşkil eden kalemlerde mutlaka oradaki dalgalanmayı azaltacak bir fon uygulaması mutlaka gerekiyor. Doğru. Bir de şunu eklemek lazım. Tabii bu artan asgari ücretle beraber şimdi yaklaşık yanlış bilmiyorsam %40-42'lik bir oran asgari ücretle geçimini sağlamaya devam ediyor. Çalışanların içerisine baktığımızda ve bu artışla beraber sanki asgari ücret ortalama ücrete denk gelir bir seviyeye de geliyor. Şimdi, 4500 liraydı 2825 lirayken. Aynen öyle. Şimdi 4250 lira ama ücretlerin yani hemen hemen hepsinde o kadar artmayacağını biliyoruz. Aynen mesela öyle. Asgari ücretin üstünde mesela bir AGİ meselesi var. Asgari ücret 3 çocuklu bir aile 2825 lira almıyordu. 3200 küsür lira alıyordu. Şimdi onun zamı mesela %29 oldu. Yani o %50 zam almadı. O yüzden bu işlerde biraz diğer taraflarda bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hassasiyetle yaklaşılması lazım. Aksi takdirde bu tüm toplumu genelini yaygınlaşan bir sıkıntıyı da bir fakir yani yoksulluğu beraberine getirir. Şimdi hocam herhalde Cumhurbaşkanı biraz dinleyince bazı şeyler netleşti. Şimdi şöyle bir şey deniyor. Türk lirası mevduat sahibine denilen şu benim anladığım kadarıyla. TL'de kal biz sana kur karşısında garanti verelim. Bu ihracatçı da veriliyor mevduat sahibine de veriliyor. Bu biraz tehlikeli bir şey gibi görünüyor bana ilk baktığın zaman. Çünkü kurun ne kadar artacağı bizim elimizde olan bir şey olmadığı için, Türkiye'nin elinde olan bir şey olmadığı için, evet belki bir sene dolarizasyonu engelleyebilir ama hazineye ne hiç kadar ummadığı bir yük getirebilir. Siz gayet hatırlarsınız hocam, Sayın Bakanım, Türkiye benzer bir mana ifade eden dövize çevrilir mevduat diye DCM'ler vardı. İşçi herhalde değil mi? Yurt dışına çalışan işçi dövizlerine karşılık gelmişti ve onlara Türk lirasına çevirmişti. Ama onlara bir kur garantisi verilmişti. Sizin zaman dövize çevirirsiniz diye. Bu Türkiye'nin başına bu 1970'lerde yapıldı bu uygulama. Yanlış hatırlamıyorsam Demirel hükümeti zamanında ortaya konmuştu. Sonrasında Türkiye'nin başına 20 yıl büyük sorunlar açan bir miktar haline geldi o paralar. Şimdi yine benzer bir şekilde bir kur garantisine benzer bir şey yapılıyor. Sen paranı da, şeyde tut, Türk lirasına tut. Eğer aldığın faiz dolar artışın altında kalırsa biz bunu hazineden tamamlayacağız deniyor. Yani aslında bir nevi yüksek faiz garantisi veriliyor. Eğer faiz reel faiz gerçekleşmezse diye. Gene gerçekleşmiyor mu reel faiz? Mesela tabii orada öyle bir yani problem de var. Dolar enflasyonu var. Şu tabii, var. Yok enflasyon şu an işte %25 diyelim hani son açıklanacak. Daha yüksek gelmesi yüksek ihtimal de. Siz şimdi orada diyorsunuz ki ben %14 küsür mevduat faizi şu anda onu vereceğim. Diyelim ki dolar %16,5 arttı. Aradaki 2 puanı ödeyeceğim. Hala
reel olarak siz %21'in altında kalmayı evet, dolara geçişi engellemeye çalışıyor. Buradaki asıl mesele bu. Ama dediğim gibi bir kere reel faiz tam olarak ortaya çıkmıyor. Birincisi o. İkincisi... Ama şu anda baktığın zaman dolardaki artış reel faiz üzerinde. Tabii tabii çok çok üzerinde. Bir günde de, oralara geldik. O yüzden cazip yani. Şimdi baktığın evet. zaman dolardaki artış reel faiz işte 20'lerde diyelim. Bu akşam yüzde neredeyse 50'ye yakın, %30'a yakın falan acayip işler, acayip işler oluyor. Yani şu an 12.50 yani diye gördüm ben doları mesela. Kaç? 12.50'yi görmüş. 12.50'ye düşmüş. Görmüş yani. Bu arada birisi dolar sattıysa mesela gündüz biz saatinde. Biz satın alamıyoruz şu anda. Bankalar satmıyor kapalı. Zaten. Kapalı. Yani kapalı. Online'da da kimse alamıyormuş. Yazıyor insanlar ama dışarıda bu işlem yapıyor. Dış mihraklar şu an TL alıyor. İthalat yapacak birisi sabahleyin dolar aldıysa çok büyük büyük zarar etti. Ya da maaş ödeyecek birisi sabah dolar sattıysa çok avantajlı ama yarın, sonra, yarın satacaksa bir gün daha bekleyelim biraz daha artar dediyse acayip. Ben burada bir şey eklemek isterim izin verirseniz Fatih Bey. Şimdi burada herkes bir ses bekliyordu. Çünkü uzunca bir zamandır şöyle bir durumdayız. Kur yani Türk lirası serbest düşüşte. Yani hiçbir şekilde bir ses gelmiyor. Yani ne hükümet tarafında böyle beklenen bu işi durdurabilecek bir adım geliyor ne Merkez Bankası bu konuda bir adım atıyor. Ha, en nihayetinde bu akşam Cumhurbaşkanı bir şeyler söyledi. Şimdi beklediğimiz ses bu muydu? Ben hala orada emin değilim. Çünkü sizin az önce söylediğiniz hazinenin üzerine çok yüklü miktarda bir risk şu an alınıyor. Yani ben çok kabaca az önce hocamla konuşurken o da söyledi. Şu anda Türkiye'de mevduatlar yani Türk lirası mevduat 1 trilyon 350 milyar lira bankalarda ve bunun da %80 8'i galiba yüksek. Toplam mevduatlarında %39'u bu. Evet. Ya bu toplam mevduatların %39 ama TL cinsinden bu kadar var. %80 civarı da bunlar 32 gün vardı. Evet, yani çok kısa vadede. Şimdi 32 gün Türk lirası diyelim ki işte ayda 1.2 faiz alıyor bu. Yani şu anki faizden kabaca. Eğer ki böyle %10'lardan falan bahsetmiyorum günlük hani bir yaşadığımız şok değil. Normal seyrinde %5 artmış olsun. Yani TL değer kaybetmiş olsun. Bu arada bizim ödememiz gereken rakam 3.8 puan faiz hazineden. Öyle değil mi? Bunu taahhüt ediyoruz. Eğer ki tam detaylarını bilmiyoruz ama kabaca anladığımız. Bu rakam 1 trilyonun %3.8'ini bizim Moody'ye vermemiz demek. Evet. Türkiye'de 1 milyon yani burada 1 milyon liranın üzerindeki asıl para orada çünkü. Orada. Yani insan sayısı da yaklaşık yanılmıyorsam 300 bin civarı. Yani biz hazine vergi gelirlerini ki o gelir de işte az önce yaptığım hesapla düşünürsek 300 milyar liraya yakın yıllık bir yüke çıkabilir. Dolayısıyla bu büyüklükte bir parayı daha zengine transfer etmiş olmak gibi bir risk var. Bir de bunu karşılayabilecek güç de güç. Önemli. Nereden? Daha fazla borçlanacağız. Daha fazla borçlanmak demek hazine tahvilinin üzerindeki faiz zaten 22 olan faizi daha da arttırmak demek. Bir şey daha söyleyeceğim. Buna çok güzel birisi şey yazmış sanıyorum Burak Hoca, Burak Arzova Hoca üstü örtük faiz arttırımı demişti. Ama buradaki sorun şu. Biz o üstü örtük faiz artırımında faizi kaça çıkardığımızı bilmiyoruz. Ve bir de önümüzde çok ciddi bir Amerika riski var. Yani burada özellikle belirli varsayımlara dayanmış. Fed'in faiz artırma riski. Amerikan dolar endeksi değer kazanmaya başladığında, dolar dünyada değer kazanmaya başladığında hani içeride hiçbir şey olmasın. Türk lirası ister istemez değer kaybedecek. Bunun karşılığında biz nasıl bir pozisyon alacağız? Bunu çünkü engelleyemezsiniz. Yani hani tabii işte şimdi bir açıklama yapıyorsunuz. Kur rekora giderken bir kontrol gelmiş oluyor. Bir sakinleme oluyor. Ama yani Amerikan Fed Başkanı'nı durduramazsınız ki ben faiz arttıracağım dediği zaman. Buradan oraya etki etmez. Peki aslında Cumhurbaşkanı açıklaması ben faiz arttırıyorum demek değil mi? Faiz arttırıyorum demeden faiz arttırmak demek değil mi? Bence teknik olarak öyle de o anlama geliyor. Yok, çünkü ben sonuç Moody'ye vereceğim diyor. Evet, sonuç itibariyle oraya geliyor. Ya burada şöyle bir strateji. Çünkü mevduatın dolara kaymasını engellemenin yolu ona yüksek faiz vermekti. Bizim birçok şekilde önerdiğimiz şey faizin artması ki dolarizasyonun durmasıydı. Şimdi dolarizasyonun durması için o faizi arttırmak yerine doların değer kazancından kaynaklanan farkı hazine ben ödeyeceğim. Yani diyor. Şimdi aylık faiz %1.1. 2. Dolar 1.3 artarsa aradaki 0.2 farkı hazine verecek. Evet. Dolar 5 artarsa aradaki 3.9 farkı hazine verecek. Yalnız şöyle bir problem var burada. Kime veriyor? İşte TL mevduat tarafına veriyor. Kime veriyor? Kur sabitlemesi ihracatçıya veriyor ama diğer taraftan da ihracatçının bizde tam entegre sistemlere geçilemediği için ara mamul, ham madde, ithalatın yaklaşık %70-75'ini içerdiği için biz üretmek için de dışarıya bağlıyız. Sürekli dışarıdan getiriyoruz. O zaman ihracatçıya veriliyor bu anlamda ama ithalat tarafında orada boşta kalıyorsunuz. O yüzden hani ben de kendi arkadaşlarımla konuştum programdan önce ihracatçılarla. Mesela onların en büyük kaygısı
tamam hani biz kur sabitlemesi noktasında bir kazanım belki elde edebiliyoruz ama diğer taraftan da aramalı ham maddeye dışarıdan getirince orada bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada sürekli... Aynen KDV'de olduğu gibi makas ortaya çıkıyor. Mesela düşük, evet, KDV, yüksek KDV'de burada olduğu burada sürekli olarak bir şey haline geliyor yani bir patinaj haline geliyor. Yani gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Hani yatırıma dönsün diyorsunuz ama diğer taraftan döndürtemiyorsunuz. Böyle işte az önce Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi dön gene hep aynı yerde dönüyoruz aslında yani. Çok ilginç bir şekilde. Fatih Bey, müsaade ederseniz bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi 1987 yılında bu bilirsiniz işte meşhur kalite ödülleri var. Deming'in kalite ödülleri çok prestijli olduğu için böyle doktora tezi gibi büyük araştırmalar filan sunuluyor oraya. İşte jüri bunların arasından bir tane seçiyor. İlk defa 87 yılında bir sayfalık bir makale büyük ödülü kazanıyor. Şimdi orada Lloyd Nelson diye birisinin verdiği şey bir huni deneyi yazıyor bir sayfa içinde. Deney şu, bir huni yerden yaklaşık 15-20 santim yukarıda duracak şekilde bir düzenek yapılmış. Mürekkebe batırılmış bazı bilyalar 100-200 tane çok sayıda. Bunun tam huninin dar tarafından geçebilecek kadar bırakılıyor. Aşağıda bir yere düşüyor. Aşağıda bir iz bırakıyor. Bilye kenara konuyor. İkinci bilye atılıyor. Üçüncü bilye atılıyor. 300. bilye atılıyor. Yerde bir hale oluşuyor. Bir mürekkep izlerinden oluşan bir hale. Bunun tam bir daire olmasını beklerken ufak tefek farklılıklar yüzünden sürtünmeler, yerin pürüzlülüğü, hunideki sürtünme vesaire, rüzgar filan nedeniyle biraz çarpık bir şey oluyor. Şimdi Lloyd Nelson 3 tane reçete uyguluyor bunu tam daire haline getirmek amacıyla. Önce ne tarafa doğru çarpık bir şey oluştuysa, şekil oluştuysa huninin ağzını onun aksi yönde bir miktar geriye çekiyor ki o tarafa doğru gitmesin diye. Böylelikle deney tekrarlanıyor. 300 tane bilye atılıyor. Fakat beklenen olmuyor. Hale yayılıyor. Bu sefer birden fazla yerden çıkıntılar olmaya başlıyor. İkincisinde yeni bir deneme yapıyor. Daha da yükseliyor. Üçüncüsünde her seferinde huniyi alıyor. Yeni lekenin ortasına getiriyor. Ve bütün yeri kaplar hale getiriyor. Ve sonunda bir cümle yazıyor. Büyük ödülü kazanmasına yol açan cümle şu. Kendi içinde kararlı hale gelmiş sistemlerin nasıl işlediğini tam anlamaz ve ana parametrelerini ki bu örnekte huni boyu, kağıt cinsi vesaire değiştirmezseniz sistem davranışını değiştiremezsiniz. Kurcalama yoluyla sistem iyileştirilemez ancak daha çok bozulur. Şimdi buradaki arkadaşlarımız çok kurcalama güzel söylüyorlar. Yolu, sistem evet, kurcalama yolu. Çünkü burada o kadar çok kurcalanacak nokta var ki bir bölümü yurt içinde, bir bölümü yurt dışında ve bizim kontrolümüz dışında bunlar. Fed'in faiz kararı gibi. Fed'in faiz kararı bir tanesi. Yarın bir gün Yunanistan kalksa dese ki ya zaten işte Türklerle boyuna aramız kötüydü. Ben karasularımı 12.000'e çıkardım. Şimdi büyük bir gürültü çıkacağı belli. Yunanistan'ın öyle bir hazırlığı var gibi de duruyor baktığınız zaman. Olabilir de. Yani siz de buna karşı bir tane uçağınızı F-16'yı yüklü halde kaldırıp da bir saat havada tuttuğunuz zaman işte $200,000 para harcıyorsunuz. Şimdi bu hesapta olmayan şeyler bunlar. Bunların hepsi geliyor bu sistemin içine bir parametre olarak giriyor. Onun için bu şekilde kurcalamayla bu işin içinden çıkamayız. Yani onun için sistemin ne sistemin olduğunu bütün tam olarak anlamak. Yeniden düşünmek ve tanımlamak lazım ve ona göre arazi edemek lazım. Tam yamalı lastik aynen. Yani. Ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Hem defalarca hep söylenmiştir. Yani ben hatırlıyorum 2000'li yılların başı, 2010'lu yıllar, günümüz, bugün hep denilir ki Türkiye'nin ana nihai hedefi ihracatta katma değerli ürün üretimine evet. Doğru geçmek. Nedir bu katma değerli ürün üretimi? Aslında yüksek teknoloji ürün. Çok güzel. Ben daha önce buradaki programda onun şeyini göstermiştim, detaylarını göstermiştim ama şöyle özetleyeyim dinleyiciler açısından. 2000 yılında Türkiye'nin ihracatın içerisindeki yüksek teknoloji ürün payıyla Polonya'nın ihracatın içindeki yüksek teknoloji payı aynı. Aynı. %3'ler civarı. 3,5 civarı evet. Geldiğimiz noktada Polonya %15. Türkiye 2,5.
Türkiye 2,5. Ama daha da enteresanı var, onu da söyleyeyim. Sanayi üretim endeksi rakamlarına bakıyoruz. %8,5'luk, yanlış hatırlamıyorsam, Singapur'dan sonra ikinci artış. Artış var ama nerede artış var? Düşük teknolojide. Orta nispeten az artmış, orta üstü nispeten daha az artmış ama yüksek teknolojiye baktığımızda azalmış. Bence bu hep söylenilen ama bir türlü hani vardır ya böyle... İddia edenin tersi olmuş aslında. Evet, hep geçemediğimiz bir eşik haline geliyor. Yani galiba bir 10 sene sonra da aynı şeyleri konuşmaya biz devam edeceğiz ama dünya gidiyor. Yani bakıyoruz mesela... Çin bu oranı %30'a çıkarmış. Malezya %50,5. Yani yarısı ihracatının tamamen yüksek teknoloji. Şimdi isim söylemek doğru değil ama en son ya Eylül ya Ekim ayında Polonya'da biliyorsunuz bu çip tedariki bir problem haline gelince dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi... Polonya'da yaklaşık 80 milyar euroluk, yani kabaca 100 milyar dolarlık bir yatırıma doğru gidiyor. Şimdi bunların her biri inanılmaz boyutlarda ve geleceği düşünen, beraberinde doğrudan yatırımı içeren hep şeyler, unsurlar. Ama hani biz nerelerdeyiz? Biz hala aynı yerde şey yapmaya, yani 20 sene önce de aynı şeyleri söylüyoruz. 10 sene önce de aynı şeyleri söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Yani inşallah 10 sene sonra da aynı şeyi söylemeyiz diye düşünüyorum. Ya bu yamalı bir şey gibi, bisikletin üzerinde gidiyorsunuz. Yani bisikletin işte bir yeri, tekerin bir yeri patlıyor. İşte diyorsunuz ki tamam, mevduat dolarize oluyor, orayı yamayayım. İşte o arada şirketler BIST TL cinsinden getiri sağlayan bir yatırım aracı halinde kaldı. Fena da gitmedi ama son iki gündür sıkıntı yaşamaya başladı. Orada sorunlar vardı. Hadi ben burayı yamayayım. İşte bireysel emeklilik sisteminde bir yama, işte faiz indirimi bir yama, tekerin değişmesinin gerektiğini söylüyoruz. Zaten buradaki mesele bu. Bu yamalı teker sizin söylediğiniz katma değer üretebilecek durumdaymış gibi gelmiyor bana hocam. Yani uzunca bir zamandır Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği şey şu: düşük faiz ortamında biz yatırım yapın. Yani elbette, yani bu aslında çok bir tarafıyla iyi niyetli bir çağrıdır, doğrusunuz. Yani ülkede yatırımlar artsa sizin dediğiniz gibi yüksek teknoloji, orta teknoloji. Ama eninde sonunda geldiğimiz yer şu Fatih Bey. Bu şu 3 ayda yaşadığımız şey tam bir tsunami. Gerçekten tam bir tsunami. Ve şimdi biz onun suyun geldiği şeydeyiz. Yani su geldi, vurdu. Şimdi hepimiz yüksekte bir yer aradık kendimize. Bulduk, orada bir böyle bir heyecanlıyız. Hani o adrenalinle beraber. Şimdi o su bir yerleri yıktı. Geri çekilirken de onları götürecek. Biz şimdi mesela şu süreçte, evet, kur biraz gevşemiş olabilir. Hatta keşke daha da gevşese. Bundan hiçbir iktisatçı mutlu değil, yani kurun geldiği seviyeden. Faiz tabii ki keşke daha düşük seviyelere gelse ama piyasa şartlarında gelse. Yani siz faizi baskılayıp öbür tarafta hazine faizi %23'lere, 24'lere gittiği zaman faizi indirmiş olmuyorsunuz. Çünkü ödediğimiz faiz artıyor bizim. Ya da tüketicinin ödediği faiz de artıyor. Sadece bankanın, Merkez Bankası'ndan aldığı paranın faizi düşmüş oluyor. Şöyle oluyor yani, şimdi ben diyelim ki bir bankayım. Merkez Bankası'ndan 1 milyar TL aldım. Evet. Gittim bu parayı dolara çevirdim. Evet. Bir günde veya, daha fazla kazanabiliyorsunuz hani, mesela yani. Yani veya bir yıllık faiz. Devletten aldığım parayı tekrar götürdüm, devlete kredi olarak verdim. Birdenbire %4 oranında, %10 oranında fazladan para kazandım. Hadi devlete vermeyin, taşıt kredisi verdiniz. 2 hafta önceye göre daha yüksek bir oran. Hadi konut verdiniz, o da yüksek. Yani bu sistem hadi sadece ve sadece zenginlere ve bankalara ve dışarıdan para getirme imkanına sahip onlar ediyor. Yani yağmalanıyoruz işte yani. Hani yağmalanıyor, şeyde, şey yağmalanıyor. Bu Edirne'de, Artvin'de dönüp baktığınızda Iğdır'da resmen yağmalanılıyor. Yani valizler, otobüsler, yani hani inanılır gibi değil yani. Sözünüzü unutmayın. O kısmı gene tolere edilebilir bir kısmı. Öbür taraftan sadece tişört, sebze, ıspanak filan ucuzlamıyor ki. Şirketleriniz ucuzluyor, varlıklarınız ucuzluyor. Arazileriniz ucuzluyor, yani, evleriniz ucuzluyor. Türkiye'nin toplam kıymeti düşüyor. Evet. Şimdi buna karşı nasıl durulacak? Bence esas problem orada. Olur, tabii ki. Bir de şöyle bir erozyon var benim anladığım. Yani biraz sosyal medya tarafına bakınca şöyle bir problem de var. Şimdi orada tabii özellikle dışarıdan gelenlerin yoğun bir alım talebi var ama bu sefer içeride yaşayanların artan fiyatları erişememesi problemi var. O ne yapacak? Tekirdağ gidip oradan mı alacak yani? Herhalde öyle olacak Tekirdağ'da yani. Tekirdağ'da da artıyor hocam o zaman. Hadi oradan işte. Gelen onu da arttırıyor bu sefer yani. Evler şu anda mesela yani sadece tüketim malzemeleri de değil. Ev vesaire, yani sizin dediğiniz çok önemli. Ev fiyatları yerli tüketiciye göre artıyor, yabancı tüketiciye göre ise düşüyor. Yani dolar bazında
Evet düşüyor ama yerli tüketici dolar kullanmadığı için ona göre çok artıyor. Fakat yabancı için ucuzluyor. Ben size rakamları söyleyeyim en son Kasım rakamlarını. O günkü yani Kasım ortalaması kurundan. Metrekare İstanbul'da 863 dolar civarında. Yani dışarıdan baksanız 863 para birimine. Yani hakikaten. Bu İstanbul. İstanbul. Yani. En değerli şeyinden bir tanesi sözde. Ki Türk lirası cinsinden 8 bin liranın üzerine ortalama Merkez Bankası'nın verisi. Metrekare fiyatı ama dolara çevirdiğiniz zaman bir hayli ucuz hale geliyor. O yüzden bir hayli yönelim var. 80 sonrasında... Ama içerikleri alamıyor, o ayrı tabii, o ayrı tartışma. 1980 sonrasında bu hazine 70 sente muhtaç hale gelince ihracatı hakikaten yüksek miktarda destekledik. Evet. Ve hayali ihracat denen olay biraz kontrollü olarak bilinir evet, şekilde evet. yapıldı. Ama sonunda enflasyonun katlanılamaz düzeylere çıkmasına yol açtı. Çünkü içerideki üretim bu kadar büyük tüketimi karşılayabilecek durumda değildi. Yani bunun sonunda da böyle bir Türk parasının değerinin bu kadar düşmesi sonunda aynı şeyi tetikleyebilir. Peki hocam bu fiyat doların düşmesi herhalde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle olmadı. Bunun arkasında bir başka reel durum olması lazım. Niçin 18'e çıkan dolar şimdi kaç 14'e mi düştü? 13.62. 13 var. 13'ten fiyatlayan var. 13.62 şu an. Bankalardan alınabilir. Bu kadar hızlı düşünse ne olabilir? Bir kere tabii burada bu kadar hızlı yükselmesinin gerekçelerine bakmak lazım. Bir, bu işin bence en temel gerekçesi işin mevduat tarafı. Çünkü vadesi olan mevduat sahiplerinin tamamı şeye gitti. Hocam gitti enteresan yani. Ben o veriye de baktım. Durum o da değil. Yani yok devam ediyorum. Başka şeyler olabilir de var. Ama TL mevduat miktarı son bir aydır artıyor mesela. Artıyor. Tabii. İki, TL üzerinden nispeten düşük faizli kredi kullananların tamamı oraya gitti. Bu işin ikinci tarafı. Üç, belirsizlik ortamı, psikolojik ortam. Dolayısıyla kimsenin bir şey demiyor olması ve başıboş bir gidiş. Evet, özellikle reel sektörde ne fiyatlama yapabilmek mümkün ne maliyetlendirme yapabilmek mümkün. Ben bugün bankacılarla bir aradaydım. Mesela gün içerisinde konut kredisi kullandırtacaklar. İki kere fiyatlama değişti. Şimdi sabah verdiği fiyatlamayla akşam verdiği fiyatlama değişti. Yarın bambaşka olacak. Yarın bambaşka bir dünya. Dolayısıyla böyle bir ortamda geleceğin öngörülememesi mutlaka sizin bugünden bir şeyleri sabitlemeye doğru yönlendiriyor. Bu işin üçüncü boyutu. İthalatçıysanız işte ödeme yapacaksınız, sabitleyeyim diyorsunuz çünkü yarını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir o tarafı var. Dördüncü noktası eline 3-5 kuruş geçen bu 1990'larda falan olduğu gibi ya elime maaş yattı, maaş geldi, hiç olmazsa bunu dolara çevireyim. 90'larda öyleydi hepimizin bildiği üzere. Dolara çevireyim. İhtiyaç olduğu noktada kredi kartımı öderken bozdururum. İşte aidatı öderken bozdururum ama hiç olmazsa bir makastan para kazanırım beklentisi içerisine girenler de bu talebi yaratmışlardı. Dolayısıyla işin bir fiziki var, boyutu var. Bir de hakikaten psikolojik boyutu var. Bu işin artış boyutu. Şimdi azalışta da bir kere tabii buradaki azalışların ne kadar gerçekçi olup olmadığını ya da bu seviyelerin ne kadar erken. Doğru seviye olup olmadığını yani hakikaten... Sığ bir piyasa doluyor. Evet, bir de yani çok zor. Yani bu çok sığlık bence lazım. Birinci derecede dikkate alınması gerekiyor. Çok dikkat edilmesi lazım şu anda. Maalesef bunu yani. Fırsat olarak görenler de olabilir. Yani o da işin diğer boyutu. Dolayısıyla sanki yani sağlıklı yapıyor. Birileri acayip bir dolar alımı yapabilir. Şimdi mesela 13.45, 15, böyle rakamlar inanılmaz iniyor çıkıyor. Yani sağlıklar çok yüksek. Dolayısıyla... Doğru bir piyasa değil. Yarın görmek bu işi daha sağlıklı olur diye yani tahmin ediyorum. Yani piyasa sığlığının bu işte galiba birinci doğru. sıraya koymak lazım. Evet. Bu kadar bir de sığ bir piyasada ufak manipülasyon çok büyük yani dalgalanmaya neden. 100 milyon dolarla acayip bir oynama yapılabilir. Kadar bile enteresan yani, olan Fatih şu Bey. Değil mi Fatih o kadar, Bey? O kadar bile olmayabilir. Şu an bu yani. İşlemlerin büyük çoğunluğu yurt dışı piyasada. Yurt dışı piyasa evet. Yok. Şimdi hükümetin aldığı karar ne? Ben TL mevduatı olanlara işte doların altında ezilirlerse şey vereceğim. Yani farkı ödeyeceğim diyor değil mi? Bunun yurt dışındaki için herhangi bir önemi var mı? Peki kamu bankaları yurt dışına para satıyor olabilir mi? Bu yani tabii ki şey olur. Hani böyle bir şey söylersek sadece dedikodu olur. Onu bilmiyoruz. Evet, ama bilmiyorsun. Gördüğümüz şey şu. Yani benim aklıma şu yatmıyor mesela. Yurt dışında yatırımcıyım. Ben Türkiye'ye sadece işte... Peki yurt dışında parası olan Türk'üm. Yani gene çok Türk lirasının mevduatı beni ilgilendirmez ki TL mevduata verilecek faiz evet, farkı. Ben orada spekülasyon yapıyorum vardır. Şu anda. Böyle bir haber çıktı. Yarın Türkler i̇şte böyle, satarlar. Şimdi böyle ama, bir haberle bunu yapıp sonra para alabilir. Şu an tabii, topluyor olabilir mi? Tam manipülatif bir işlem. O yüzden yani. Herkes uzak dursun diyoruz ya. Yarını görmeden, yarın bir saat 9-10 olmadan. Yani hani artışın gerekçeleri belli de düşüşün
tam anlamıyla karşılığını bulmak biraz daha bu sığ piyasada zor diye tahmin ediyorum. Asıl sıkıntımız da bu. Yani Türk lirasının bu kadar dalga boyu yüksek yani spekülatif bir para birimine dönüşecek olmasına neden olan o arka plan. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Dedi ki ileri vadeli swaplarda dedi kur belirlediğimiz dedikoduları bile yapıldı bu ülkede dedi. Evet. Ki çok yani doğru bir şey söyledi. Orada Katar'la Riyal, TL evet. Siz swap yapıyorsunuz. Birisi çıkıyor oradan yazıyor. Diyor ki US'de işte 24 dolardan anlaşıldı. 24 liradan anlaşıldı. Yani yarın o swap'ın vakti geldiğinde dolar 30 lira olursa ne olacak? Aradaki farkı kim ödeyecek? Yani olur mu öyle şey? Hani buralarda gerçekten gereksiz çok dedikodu yayılıyor. Ama bunun da temelinde şu yatıyor. Ne Merkez Bankası ne hükümet tarafı net böyle ortaya bir şey söylemediği için de bir başıboşluk vardı. O başıboşluklarına dalgalanmaya saldı. Kulaktan manipülasyon yaptı. O kadar önemli ki şimdi 2008 Amerika kredi krizinin devamında özellikle 2013 Mayıs ayında FED o dönemlerde aslında iletişime bir anlamda tamamen kapalı olarak çok hızlı bir faiz arttırım sürecine girmişti ve biz devamında o gelişmekte olan ülkeler nezdinde bundan hala etkilenmeye devam ettik aslında. Şimdi bu pandeminin devamında aslında şeye baktığımızda tekrardan bu faiz arttırım süreçlerine bir geçiş yapabilmenin iletişimini o kadar iyi yapıyorlar ki ve bunu zamana yayıyorlar ki dolayısıyla doğru bir hamle, doğru bir stratejiyle bunu yönettiklerini görebiliyoruz. Ama burada işte kilit ifade iletişim. Yani bütün piyasayı doğru bir şekilde bilgilendirmek, işin doğrusunu net bir şekilde anlatabilmek. Aksi takdirde işte bu sığ piyasalarda bu kadar manipülatif işlemler oluyor. Yani şu an mesela o mevduat desteğinin nasıl olacağına ilişkin bir şey de yok ortada. Mesela evet. Birileri şey diyor, bir yıla kadar... Bu işimi yönetmelik lazım. Evet. Birileri diyor ki işte 6 aya kadar tutarsan şu kadarını ödeyecek, bir yıla kadar tutarsan tamamını ödeyecek o kur zararını, yani daha fazla TL'de kalsınlar. Ama şimdi mesela biz bütün bunları sadece dedikodu olarak biliyoruz. Yani bu karar açıklanırken hemen ardından kararnamesi açıklan ya da neyse işte neyle beraber. Bir de tabii bunun şöyle bir şey de var Fatih Bey, ben Sayın Bakan'a da onu sordum. Mecliste uzun dönemde bulundu. Yani şimdi kabaca baktığımızda hiç yoksa yani 100-150 milyar dolarlık bir bütçe yükü var bunun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2022 bütçesi geçen hafta onaylandı. 1.75 trilyon lira. Şimdi bunun neredeyse işte %5-6, benim kaba hesabıma göre daha da fazla bu arada, %15 civarı bir ek yük var. Şimdi bu parayı hazinede işte bütçede hangi ödenekten çıkartıp ödeyeceğiz biz? Nasıl yapacağız? Yani böyle bir şey mümkün mü? Ben yaptım oldu mu olacak gene bir kararname? 300 işte ne kadar tutarsa o kadar ödenecek mi diyeceğiz? Böyle mi olacak efendim? Evet. Peki, yok. Evet. Öyle olacak. Gördüğün gibi yarım kelimelik cevap. Yani. Evet, çünkü böyle oluyor bir süredir. Yani o bütçenin içerisinde zaten kur üzerinden bir erime vardı. Zaten birçok konu hani arkada kaldı. Evet, bir de şimdi buradan bir bütçe baskısı var. Bu daha fazla borçlanma demek. Daha fazla borçlanma ise daha yüksek faiz demek. Gene o faiz fasit döngüsünü kırabilmiş değiliz. Gene o kedinin kuyruğu hikayesi dönüyoruz yani. Yani 90'lardaki o işte hazinenin sürekli borçlanma ihtiyacının artması meselesinin değişik yöntemlerle yamanarak oraya doğru gidiyoruz. Faizi düşürüyorum adı altında aslında faizi körükleyen ve faizi yükseltecek olan ve faize kılıf bulan bir sisteme geçiyor. Yani kurcalayarak sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. 90'larda vardı ya hazine bankacılığı. Hani bankacılığın asli işlevi işte Moody'den para alıp bunu kredi olarak dağıtmaktı. O zaman şey vardı. Demirbank vardı. O en sembolik örneklerden bir tanesi. Piyasadan para toplayıp hazineye satarak piyasa belirleyici haline gelmişti. Sonra bir gecede... Tabii. Hatta yanlış hatırlamıyorsam toplam aktiflerin %40'ı falan da galiba. İnanılmaz bir boyutlardaydı yani. Sağlam da bir bankaydı. Yani bir gece kendisine Merkez Bankası'ndan bir destek verse bir gece batmayacaktı. Belki de bugün ipini çekti Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olacaktı yani. Ama şimdi mesela... Oluyordu zaten, o yolda gidiyordu. Bu bahsettiğiniz sistemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği yatırımların finansmanı da olmuyor. Bir de şimdi bu da bir risk. Yani şu atılan adım, umuyorum yani ben hani çok umutlu değilim ama işte çünkü kurun yukarı gitmesi, ülkede her gün yeni bir zammın gelmesi hiçbirimizin istediği bir şey değil. Ama çok büyük bir risk alındığı kanaatindeyim yani bu adımla. Umarım hani biz kazanır, ülke kazanır. Peki, ama kazanamazsak. Bütün herkes uyarsa, yani döviz mevduatında bir bölümü satıldı. %61 oranında döviz mevduatında yarısı satıldı. 30'lara düştü. Yani 2010'lardaki 12'lerdeki seviyeye indi. Çünkü 2012'de galiba %27'si döviz mevduatların. Evet. Tekrar aynı seviyeye indi.
Ve bunlar da TL oldu. Bu sefer ne olacak? Yaklaşık 4 trilyonluk bir para söz konusu olacak. Evet. Ve bu 4 trilyona hazine ben aradaki farkı kapatırım Grand Slam'cı olarak. Diyelim ki dolar %1 değil de %10 arttı veya %7 arttı. Ne olur aradaki fark? Şimdi Fatih Bey, kur... Hazinenin toplam gücünü geçebilir mi? Yani bence kur üzerinde önemli baskı şey yapabilir ama öte taraftan ciddi enflasyonist baskı da yaratabilir. Yani çünkü buradaki risk de bu. Az önce konuştuğumuz kur geri gelecek ama bu sefer de talep patlayacak. Yani Amerika'nın kredi genişlemesine döndürebilir yani bu iş beraberinde. Yani, ama burada sıkıntı. Gerçekten Sayın Bakan'ın söylediği o kurcalama işi o kadar bozdu ki her şeyi. Şimdi mesela kredi vereceklerdi piyasaya değil mi Fatih Bey? Hani önce şunu söylediler, dediler ki biz işte faizleri düşürerek tüketimin canlanmasını, yatırım canlanmasını istiyoruz. E şöyle düşünsenize, şimdi bana da dediler ki, hatta kızdılar, sen kredi çekip dolar alırsan kötüsün. Haklısınız, diyelim ki doğru. Ama ben gittim krediyi aldım, evi satın aldım sizden, size parayı ödedim 1 milyon lira. Siz ne yapacaksınız o parayla? Nereye yatıracaksınız? İki tane opsiyonunuz vardı yani, ya vadeli Türk lirası mevduat ya da döviz altına gidecektiniz. Hani biraz daha bu işleri biliyorsanız borsaya gidiyordunuz. Şimdi bu kredi genişlemesi eğer kur tarafında bu risk ters teperse, bu da çözmezse bu işi. Yani umarım çözer. Gerçekten hani sadece inanmak istiyorum. Olayı biz inanmak istiyoruz. Umutlu değilim ama inanmak istiyorum. Umarım çözer. Çünkü çözmezse aksi inanılmaz bir parasal genişlemeyle beraber çok daha ciddi bir dolarizasyonla karşı karşıya kalırız. Peki hocam, şimdi işin mevduat tarafını konuşuyoruz. Paraya, bankaya para yatıran. Fakat bankanın asıl işlevi kredi bankacılığı. Kredi vermek. Şimdi kredi nasıl verilecek? Kredi alan, şimdi ben kredi alıyorum, diyeceğim ki ya kardeşim bana yüzde kaç faiz? O diyecek ki bana, vallahi ben sana kaç faiz vereceğimi bilemiyorum. İşte veririm %14'ten, 15'ten ama veya 20'den, neyse artık bugün 23 zaten de. Fakat dolarda bir şey olursa ben onu da senin faizine eklerim mi diyecek. O zaman ben gider dolar kredisi alırım daha düşük faizle. O kadar önemli bir nokta ki Fatih Bey. Çünkü mevcuttaki şirketlerin, özellikle reel sektör tarafındaki şeylere baktığımız zaman, yapıya baktığımız zaman benim en beğendiğim istatistiklerden bir tanesi Merkez Bankası'nın sektör bilançoları. Sağ olsunlar her yıl bence en önemli işlerden birini yapıyorlar. Ve güvenilir. Evet, 860 bin firmanın toplaştırılmış mali tablo verilerini yayınladılar ve her yıl bunu devam ettiriyorlar. Çok da başarılı. Türkiye'de bu 860 bin firma... kabaca Türkiye'deki çalışan nüfus, yani o şirketlere çalışan kişiye baktığımız zaman hemen hemen %80-90'ını kapsıyor. Yani neredeyse büyük çoğunluğu diyebiliriz. Yaklaşık 10.5 trilyon TL gibi 2020 sonu itibariyle aktif büyüklükleri var bu 800 bin firmanın, ama işin pasif tarafına baktığımız zaman, karşı tarafına baktığımız zaman yaklaşık %35 finansal borç. Finansal borcun içine baktığımız zaman yaklaşık yani 2.5 trilyon gibi, yani toplam pasiflerin yaklaşık %20'si yabancı para borçlanma. Dolayısıyla iş biraz oralarda kilitleniyor. Çünkü bugün şirketlerin en büyük problemi, bana sorarsanız hangi sektör temsilcisi konuşursanız konuşun, bir kere vadeli çek piyasasının ben bittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla artık her şey spotta dönüyor. Şimdi ve şirketlerin gerçekten işletme sermayesi ihtiyaçları var. Yani alacağını tahsil edemiyor, stok birikiyor, eritmesi lazım. Diğer taraftan ham madde alıyor ama peşin ödemek durumunda kalıyor. Ve şimdi buradaki temettü dağıtmasını teşvik ediyorlar. O da var. Yani mesela yani sermaye ihtiyacı olan şirketler şimdi gidecekler temettü dağıtacaklar mesela. Yani temettü dağıtacak. Yani sermaye açığına düşüyor bu sefer. İşletme sermayesi ihtiyacı var. Bu bir. Burada ciddi bir finansman ihtiyacı var. İki, bugün de söylenen şirketlerin yatırıma yönelmesi. Yeni yatırım. Nasıl yatırım yapacak şimdi? İşte orada da finansman ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'de öz sermaye malum zayıf. Zaten olan da kullanmamayı tercih ediyor. Aynen öyle. Şimdi bu şirketlerin hem finansmana erişimini sağlanması hem de bunların uygun koşullarla finansmana sahip olmaları gerekiyor. Şimdi dediğiniz çok doğru. Burada bir paradoks var. Nasıl fiyatlayacak banka? Çünkü diğer tarafı fiyatlayamıyor. Yani mevduat tarafını bilmiyor ki bir anlamda karşı tarafı bilebilsin. Bu da açıkçası bir problem. Problem. Şimdi mesela bunu mesela yap işlet devlet projeleri ya da ne bileyim kamu özel işbirliği projeleri var. Onların fiyatlarının belirleneceği gün yanlış hatırlamıyorsam 9 Ocak günü kuru. Bir de 1 Şubat var, 2 gün. Evet. Şimdi mesela o günlerde böyle bir hamle yapılan düşünülse dersin yani onlara kazıklamamak için böyle yapılıyor ama o da değil. Çok garip bir durum yani. Şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi güzel bir yere geldi yani konuşma. Çünkü yani bu Bizanslı generaller dilemması diye bir şey var.
O şu, işte şu telefonların birbirine iletişim kurabilmesi için buradan giden mesajların burada çözülüyor olması lazım. Orada alındığının bir kere buraya bildirilmesi gerekiyor ki arkadan öbür paket yollanabilsin. Bu meşhur Bizanslı generaller dilenmesi. İki general bir şehri kuşatıp alacaklar ama aynı anda harekete geçmeleri gerekiyor. Aralarında bir saat kararlaştıracaklar. O saatte birlikte hücum edecekler. Ama daha henüz saat icat olmamış. Şimdi bir tanesi karar veriyor. İşte daha kıdemli general şu saat daha uygundur diye bir atlı yola çıkarıyor. Öbür tarafa gidiyor. Bu saatte hücum edeceğiz. Ama bu hala öbürüne vardığından emin değil atlının. Dolayısıyla oradan ikinci bir atlının gelip buraya evet senin haberin geldi demesi lazım. Bu sefer de öbürü bunu buraya geldi emin değil. Emin değil. Bu nereye kadar gidip gelecek? Sonsuza kadar gidip gelmesi lazım. Şimdi buna benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu kadar çok değişkenin, bu kadar çok topu havaya atıp yere düşürmeden bunları oynama. Yani bu imkansız bir şey. Onun için hani şimdi sistem yaklaşımı açısından ben bakıyorum şeye. Orada genellikle şu yapılıyor. Bir iki tane şey sabit tutuluyor. Onun dışında az sayıda değişken bırakılıyor ortalıkta. Böyle bir şey yapmak zorundayız. Şimdi bana sorarsanız burada iki tane sabit tutmamız ve bunu gerçekten hani yemin billah edip sabit kalacağına güven vermemiz gereken nokta var. Bir, hukukun üstünlüğü. İki, demokrasi. Şimdi bunları yerine getirmediğiniz... Zorunanın zırt dediği yerde tam orası işte. Evet. Bunları yapamadığınız takdirde bizim iç tasarruflarımız belli. Yani Japonya kalkınmıştır. Ne? Köylüyü sömürerek sermaye birikimi yapmıştır. İşte Amerika Çin kalkınmıştır. Şey Çin aynı yöntemle kalkınmıştır. Ya bizim böyle bir şeyimiz yok. Tasarrufumuz yok. Biz de yani işçiyi sömürerek şimdi mesela kalkınacağız diyoruz. Kalkınmaya çalışıyoruz. Zaten işçi burasına kadar borçlu, sömürülecek falan bir tarafı kalmamış. O halde biz bir kere mecburuz. Yabancı sermayeyi buraya getirmeye mecburuz. Siz yabancı sermaye olsanız, aklı başında bir yabancı sermaye olsanız, yani kapkaççı birisi olmazsanız, siz ilk soracağınız şey burada hukuk var mıdır? Hukuka güvenebilir miyim? Güvenebilir miyim? Yani demokrasi belki onu çok ilgilendirmez ama hukuk ilgilendirir. Hakları. Mesela kendi Çin'de hukuka güvenerek gidiyor. Çünkü, demokrasiye güvenmiyor. Evet. Çünkü hukuk aslında zemini hazırlıyor. İktisadi kararlar bir anlamda o zeminin üzerindeki yolu gösteriyor. Bravo. Finansal yönetim kararları da işte arabanın evet. O yolda ve o zemin evet. Üzerine nasıl gitmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Aksi halde Meksika kumarı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani her an kuralı ben koyuyorum. Evet. Burada o zaman biz sizinle oyun oynayamayız yani. Maç başlıyor, kural değişiyor. Maç evet, adamı gelmiyor. Sonra, evet, 3 gün sonra dediği gibi arkadaş Oğuz Bey'in bizim kapasitemizi aşan bir yük ortaya çıktığında kuralı değiştiririz. Yani %10 vereceğiz demiştik ama yarısını vereceğiz. Yani, şimdi bu tedirginlikte yok. Öngörülebilirlik, yani. Güvenilirlik. Evet, hukuk ve demokrasi. Hepsi tabii aynı şeyin birer parçası. Şu anda da bakıyoruz, Eurodolar paritesi yükseliyor, Euro TL düşüyor, Dolar TL düşüyor. Altın tabii, çok düştü tabii. Düşüyor, altın da düşüyor. Yani bütün bunlar aslında şuraya götürüyor bizi. Buradan sonraki soru şu, bu atılan adımlar... Bu işi nerede dengeleyecek değil mi? Güven sağlayacak mı? Çünkü yani. En başa dönmek lazım. Yani buranın başladığı yer şu değildi ki siz hocam az önce saydınız ya listeyi. Yani belki hani bir numara buradan seç hangisi deseniz ben şunu söylerdim. Bir numara güven meselesi. Evet. Yani kesinlikle. Bu güveni acaba bu adımlar sağlayabilecek mi? Sağlayamayacak mı? Bence hani önümüzdeki birkaç gün hem küçük yatırımcının hem işte piyasada işlem yapan büyük yatırımcının, yabancının atacağı adım bize bir miktar bunu gösterdiğinde biz bu işi acaba hafifletebildik mi diyeceğiz. Yoksa yani bugünkü rakamlar falan gerçekten çok sinir bozucuydu. Yani özellikle ihracat 18.60'lar falan. Ben sabahleyin 18.30 gördüm. 18.30 gördüm. 18.30'larda falan. Gözleri meydana koydum. Şu anda 13.30'da galiba. Ya biz tam 2 ay önce buradaydık Fatih Bey. O gün konuştuğumuz rakam 9.30. Yani bugün bu İki açıklamadan katı. Önce 18.60'a yakın. Bir ayda %100. İki ayda %100. Evet, %100'e yakın
değer kazanmış. O gün cebimizdeki bütün parayı dolara yapsaydık bugün %100 kârdayız. Evet, ya, iki katına çıkarmıştık şimdi paramızı. Sistem böyleyken nasıl insanları siz dolara yatırmayın diye ikna edebilirsiniz. Peki bu acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam açıklaması, sabahki NAS açıklamasına bir cevap olabilir mi? Yani onun yarattığı paniği ortadan kaldırmak için hem NAS'tan geri adım atmayıp hem de piyasayı rahatlatmak olabilir mi? Yani NAS var ama biz NAS etrafından dolaşacağız mesajı olabilir mi bu? Yani siyaset... Hocam iftihadı burada. Estağfurullah. Yani bu NAS işini bir kere ben doğrusu ciddiye almıyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü gerçeğine baktığınız zaman evet yani her dinin kendine göre nasları var. Şimdi faiz diye baktığınızda faizin kendisi nedret denen şeyin fiyatı esasında. Her nadir olan şey otomatikman kendisi yanında fiyatını getiriyor. Yoksa sonsuz olan bir şey olsa fiyatı sıfır olurdu. Dolayısıyla para denen şey ortaya koyduğunuz anda bir değişim aracı olarak kullanmaya başladığınız anda miktarı sabit olduğuna göre, sınırlı olduğuna göre faizi fiyatı olacaktır. O fiyattaki değişimin adı da faizdir. Bunun yasak olması diye bir şey bir kere akılcılığa filan her şeye aykırı bir şey. Böyle bir nas olmaz. Peki nedir yasak olan? Yasak olan onun bir sömürü aracı olarak insanlar üstünde kullanılıp onların köleleştirilmesi. Tefecilik. Dolayısıyla nasıl olan bu? Bunu piyasanın faizi düzenlenmiş kurallara bağlı bir faiz sistemini buna bağlamak bir kere doğru bir iş değil. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok kararlı olduğu gibi bir izlenim bende doğdu. Ama bugün verilen kararların dolaylı olarak faiz arttırma demek olduğu, yani şunu da söyleyebilirdi. Evet, biz bir taraftan NAS diyoruz, faizi indiriyoruz, öbür taraftan işte aldığımız para borca faiz ödüyoruz. Çiftçinin ödemediği şeye borcuna karşılık öğrenci ödüyor, ödüyoruz ama biz oradan geri dönebilmek için, onunla mücadele edebilmek için bunu yapıyoruz. Böyle bir açıklama da bugüne kadar yapmadı. Dolayısıyla ben yani hem temel olarak hani definisyon olarak inanmıyorum bu NAS işine hem de uygulamada desteklenmediği için. Uygulama desteklemiyor. Yani samimi bir şey bu, samimi bulmuyorsunuz. Hayır, bulmuyorum. Ekonomik büyümeyi desteklemeyen her faiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözünde kötü faiz gibi gözüküyor. Yoksa evet, anladığımız evet. Bu. Onun dışındaki cezalar vesaire çok da Sayın Bakan'ın... Yeniden da değerleme meseleye baktığınız zaman. 136'ydı. 25'e çekti motorlu taşıtlar vergisinde. Sadece orada. Dışında cezalarda, 136. Şunlarda, bunlarda, harçlarda, bunlarda... Emlak rayiç değerleri %36 vergiye tabi. Yani bugün bir para bulsak da bir yerden biz bu borcumuzun da $500 milyar borcumuzu ödüyoruz desek eminim ki o borcu verenler razı olmayacaklardır. Yani o kalsın sen faizlerini ödemeye devam evet. et diye. Şimdi esas nasıl oraya uygulanması gereken nasıl? Ya da esas nasıl hazinenin giderlerini belli ölçüde kısabildiğin kadar kısıp lüzumsuz harcamaları ortadan kaldırıp hazinenin borçlanma gereğini ortadan kaldırmak. Çünkü hazine %14'le Merkez Bankası para veriyor. Senin hazinen %24'le borçlanıyor. Her yaptığın işlemden 10 lira o %10 zarardasın. Zarar buna kimse dayanamaz. Evet. Yani ben size %14'le para veriyorum. Hocamdan %24'le para alıyorum. 6 ay sonra iflas ediyorum. Bir de evet. Fatih Bey yani bu adımı attıktan sonra muhtemelen bir sonraki süreçte yani son Merkez Bankası kararında şöyle bir şey konuşulmuştu. İşte 3 ay bakacak Merkez Bankası ondan sonra bir daha bak ya öyle bir şey olmadığını hepimiz de biliyorduk bir taraftan. Çünkü kararı veren Merkez Bankası değil. Değerlendirme yapmak için 3 ay beklemesine gerek yok. Kur 18'e gelmiş. Enflasyon 30'a gidiyor. Demek ki çalışmamış. Bu değerlendirmeyi yaptım. Geri dönüyorum demesi lazım. Hem de kararı verdiğin ertesi gün o değerlendirmeyi yapıp bunu söylemesi lazım. Şimdi bu uygulama sanki şunun da önünü açmış oldu artık bu saatten sonra. Yani bir sonraki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yanılmıyorsam ocağın 21'i yanlış da söylüyor olabilirim. Şimdi orada da faiz mesele aşağı doğru gelecek. Biz asıl meselenin etrafında dolanmaktan yani bu söylediğiniz inanç vesilesi ya da başka bir vesileli nedenini hepimiz iyi kötü kendimizce söylüyoruz.
Yani bunun etrafında dolanmaktan artık yani hepimiz çok yorulduk. Türkiye ekonomisi çok yoruldu, üretici yoruldu. İş adamı yoruldu, yatırımcı yoruldu, bankacı yoruldu, işçi yoruldu. Her gün zam haberiyle uyanmak gerçekten çok can sıkıcı. Her sabah uyandığınızda dolar kaç olmuş diye bakmak can sıkıcı. Yani bu artık geldiğimiz noktada yani bu diyelim ki faydalı oldu bir süre umalım yani. Eninde sonunda o 21 Ocak'taki toplantıdan sonra yeniden o riskleri ortaya çıkacak. Ne olacak? Yani Türkiye'de faiz %0'a inecek de dolar %10 değer kazandığında yine bu farkı sürekli şey mi ödeyeceğiz? Yani bankaların yapacağı faiz ödeme işini olduğu gibi hazine mi üstlenecek? Yani bu sistemin işleyemeyeceğini, sadece geçici bir zaman kazanma stratejisinden başka bir şey olmadığının da en temel göstergesi. Nereye kadar bunu yapabilirsiniz? Ve yarın Fed o adımı attığında, yani sadece basit bir risk bu. Bu en öngörülebilir bu olduğu için söylüyorum. Bu adım attığında yani ne yapacaksınız? Yani nasıl bunu tutacaksınız? Yani Fed başkanına mı şey diyeceksiniz? Nasıl öyle demiyor mu diyeceksiniz? Yani dinler mi? Peki Ali Hocam, şimdi bir şey herkesin merak ettiği şimdi. Kurlar, hep sorulan soru şuydu. Kurlar buradan geri döner mi? 16 iken de bu soruldu. 17 iken de, daha doğrusu onu geçtiğinden beri hep bu soruluyor. 12 iken soruldu. 13 iken, 14 iken, 18 iken. Bu kurlar geri döner mi? Şimdi bir dönüş oldu. Doğru. Fakat bu dönüşe çok güvenmemek gerektiğini hepimiz mutabakız. Çünkü sığ bir piyasada düşük hacimli işlemlerle böyle bir şey sağlanmış olabilir. Esas yarın ve öbür gün ne olacağına bağlı. Yani bu haftaki gelişmelere bağlı. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların ne kadar yerini bulduğu ve hazinin bunu ödeme ve sürdürme gücünün kapasitesinin olup olmadığına bağlı. Peki yine de sormak istiyorum. Vatandaş bunu merak ediyor. Buradan bu iş geri döner mi? Dönme koşulları nedir? Üçünüze de bunu çok kısaca soracağım. Yani şey anlamında tekrar 13'lerden 18'lere doğru çıkıyor. Yok, hayır. Daha da geriler mi? Yani 18'den 13'e düşüşü kalıcı olur mu? Hatta 13'ten 12'ye 11'e iner mi? Olması gerektiği yer neresidir? Nerede durur? Aslında bunun teorik bir açıklaması var. Sonuçta uluslararası finansta pariteler kuramına baktığımız zaman gelecekteki kur tahminlemelerinde iki ülke arasındaki enflasyon farkı ya da faiz oranı farkından rahatlıkla tahminleme yapabilirsin. Ama yapılan tahminleme doğal olarak teorik bir tahminlemedir. Onun üzerindeki gelişmeler işte arz ve talebe göre, ihtiyaçlara göre şekillenir. Bizde 10 yıllık devlet tahvillerine baktığımızda hazine, yani hem Amerika tarafına hem Türkiye tarafına zaten kabaca işte arada %24, 2-20'lik bir fark ortaya çıkıyor. Hani teorik olarak baktığınızda zaten geçen yılın sonundaki kurun üzerine ortalama %20 koyduğunuzda hemen hemen 10 liralara falan yaklaşan bir kur düzeyi ortaya çıkıyor. Öyle görünüyor zaten. 10-10,5. Zaten ideal hani şey oydu. Beklenti de o noktadaydı. Fakat sonraki gelişmeler, yani onun üzerine teorik işin boyutunun üzerine psikolojik tarafına baktığımızda da bu sefer işte bu benim de az önce saydığım faktörlere bağlı olarak bir şey var. Gelişme söz konusu. Dolayısıyla aslında mevcut düzeylerin kalıcı hale gelebilmesi, sürdürülebilir hale gelebilmesi bu az önce konuştuğumuz öngörülebilirlik anlamında son derece önemli. Çünkü burada önemli olan bu işin dalgalanması değil, işin şey boyutu. Hani ne kadar süreçte dalga boyunun ne olduğu. Volatilitenin azalması, dalga boyunun daralması. Çünkü ben şöyle bir, bizim en son para politikası kurul kararının 3. paragrafını okuyayım. Şöyle diyor, diyor ki enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır diyor. Şimdi Kasım'da ortalama %15'lik bir kur artışı vardı ve bunun biz enflasyona yansımasını gördük. Şimdi diğer taraftan Aralık'ta bilmiyoruz ki ne olduğunu. 18 lirayken %40'lık bir artış vardı. Şimdi düştü 13 liraya. 20 günü yukarı gitti hocam. Evet, aşağı doğru gelmiş oldu. Yani. Hakikaten baktığınızda bunun enflasyon üzerindeki etkisinin de ne olacağı ayrı bir şey konusu haline geldi. Tartışma konusu haline geldi. Tamam, o yüzden güzel bir haber var mesela Fatih Bey. Yani EPDK dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olacak zamları durdurmuştur diyor. Ne güzel yani. Dolayısıyla bu tür artık reaksiyonların devamında geliyor olması lazım. Şimdi kurun aşağı geldi her ortamda. Bu öylesine ani ve gelişen bir şey ki mesela bütçede olmayan bir şey. Şimdi sizin bütçeye soktunuz şimdi mesela. Bütçede bu şeyler yok mesela. Tabii geçen bütçe kapandı mesela. Bütçe kapandı şimdi. Bunu nereye koyacaksınız? Yeniden bir bütçe mi konuşacak? Bunu öngörmemiş ve böyle bir şey hesaplamamışsınız. Bütçede böyle gelecek. Şey görünmüyor. Yani eğer belirli bir süre içerisinde bu dengelenme sağlanmazsa maliyeti çok yüksek olacak. Yani biz 100 milyar lira falan değil mi? Size göre döner mi bu iş? Yani ben henüz o güvenin tesis edilmesi için çok erken olduğunu düşünüyorum Fatih Bey. Yani bir kere herkes şunu yaşadı. Yani çok uzunca bir süredir inanılmaz bir volatilite. Her sabah o psikolojik
Hani ben Çin modeli değil Çin işkencesine dönüş dolar diyordum. Yani geldiğimiz nokta itibariyle ben o güvenin 4 tane karar verildi, 5 tane karar verildi. Ondan sonra her şey süt liman olacakmış gibi bir hava yaratacağını beklenti düşünmüyorum. Yani dediğim gibi keşke olsa ama bence biraz izlememiz gerekecek. Ben söyleyeyim efendim. İki aşamalı, iki seçenekli. A, evet döner. Çünkü 5 lira olduğu dolar paritesinin 5 lira olduğunda 15 lira olduğu zamana kadar ki şeyi gözden geçirelim. Hep beraber hemfikir kaldık ki sebebi durup dururken öyle bir yükselmeye neden olabilecek bir sebep yokken sadece güven aşınması dolayısıyla buraya kadar yükseldi. Düşmesi yani siyasi nedenle yüksel diyorsunuz. Evet, güven meselesi. Dolayısıyla düşer. Eğer bu güven tesis edilir ise bu paydaşların gösterecekleri tepkiden öte Sayın Cumhurbaşkanlığı yani sadece çünkü tek kişi var bu işe karar veren. Bu işin arkasında gerçekten hiç yalpalamadan durup söylediklerinin bir hukuk çerçevesinde desteklenmesi suretiyle evet döner. Peki. Dönmez B, dönmez. Bugüne kadar devam ederse dönmez. Peki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın şey açıklaması da vardı sabahleyin. Bu Merkez Bankası'nın satılan döviz rezervlerinin kendi bilgisi dışında. Ben o sırada Cumhurbaşkanı seçilmişti ve benim haberim olmadan satmışlar. Eski yani 5-6 yıllık şey. Yok bu 128 milyarlık. Yok yeni. Yeni bugün yeni. Söyledi bugün. Bugün söyledi sabah söyledi. Bir Cumhurbaşkanı zaten normalde çok rezervlerden haberin olması gerekmez normal şartlarda. Bizim sistemimizde gerekiyor. Ama hepsi rezervden her zaman haberi var. Ya, yani zaten açıklanan bir şeydir o Merkez Bankası tarafından. Ama Tayyip Bey hep kürsüden şu kadar rezerv var derdi ya o bilirdi. Söylüyordu tabii. İşte evet. O takip ediyordu. Yani anormal olan bu zaten. O kadar müdahil olması. En başından beri onu söylüyoruz ya Merkez Bankası. Satılmadığından haber, ondan haber satılmış olma ihtimali? Ben onu hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacak. Yani. Kuş uçmuyor Ankara'da Fatih Bey. Yani kuşlar belki uçabilir de eğer bir cumhurbaşkanı mutlaka bir şeyleri kontrol edecekse, üç kalem edecekse bir tanesi o rezerv kontrol etmesi lazım. Çok önemsediği bir şeydi. Çok önemsediği bir şeydi. Evet. Ama belki ne bileyim bilemiyorum. Belki olmaz. Yani muhtemelen şöyle oldu orada Fatih Bey. Yani kurda o dönemde bir atak vardı biliyorsunuz. Evet. O düşük faiz ısrarı. Bunu nasıl çözeceksiniz? Çözüm bir yolunu bulun dendiğinde Berat Bey ve ekibi böyle peki, bir çözüm. Teşekkür yani ediyorum. O kadar büyük bir miktar ki yani 1.8 milyar olsa hani anlaşılabilir. Benim olmadı olabilir. 128. Peki çok teşekkür ediyorum. Vaktimizde olduk. Sağ olun. Ağzına sağlık. Değerli izleyiciler kurlarda belli bir gerileme söz konusu. Ancak konuklarımızın söylediği gibi bunu asıl yarın görmek lazım. Bugünkü sıvı piyasada ne olduğunu bilmemiz çok mümkün değil. Ancak bu ilk etkisini gösterdi. EPDK, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu akaryakıt zamlarını, bu gece olacak zamları ikinci bir karara kadar piyasada belirleninceye kadar döviz kurları durdurdu. Bu önemli bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu mevduatları verecek garanti Türkiye'de bir zamanlar DCM hesaplarına verilen garanti benzeri bir şey. Bu aslında bir anlamda da gizli faiz anlamına geliyor. Faizi düşürüyorum ama faizden zarar edersiniz ben onu başka bir isimle tamamlayacağım demek istiyor. Bunun hazineye ne kadar yük getireceğini tahmin etmek mümkün değil ancak oldukça zorlayacak ve bütçede olmayan bir kanal olduğu için yeni bir bütçe yapılacak. Yani daha yıl başlamadan bütçesi birdenbire değişmiş oldu. Bütün bunları izleyeceğiz. Anı Türkiye'nin yardımcısı olsun demekte başka bir çaremiz yok mevcut koşullar altında. Görüşmek üzere, hoşçakalın.